Merhaba arkadaşlar. Bedava iki boyutlu animasyon programı olan Synfing'i inceleyelim. Synfing olarak girdikten sonra internet sitesine girelim. Download'a tıklayalım. Ardından şurada işletim sistemine göre olanı seçelim ve Name kısmında 0 girelim. Yani bu bağış için istediği ücret. Bağış yapmayacaksa 0'ı seçiyoruz. Şimdi burada bir mail adresi gelin diyor. Yani buraya herhangi bir mail sallayabiliriz. Continue diyelim. Tekrar continue diyelim. Ve complete dedikten sonra sizi download setup'larının olduğu yere gönderecek. Şu an benim işletim sistemime göre olan setup'ı indiriyorum. Şimdi klasör indirdiği klasöre gidip inmesini bekliyorum. İndikten sonra çift tıklıyorum. Run yapıyorum. Ve ileri diyerek Windows 10'da yönetici olarak çalışır demek gerekebilir. Ben Windows 7 kullandığım için buna gerek duymadım. Yüklendikten sonra çift tıklayarak programı açıyorum. Program Türkçe olarak karşıma geldi. İlk çalışma ekranımız açıldıktan sonra bu ekran çalışma ekranının boyutunu ayarlamamız gerekir. Çünkü ilk gelen ayar küçük oluyor. Bunun için buradaki çalışma ekranına Synfing programında tuval olarak isimlendirilmiştir. Şuradan tuval özellikler dediğimde şu anki ölçek bu şekilde. Bunu 1920'ye 1080 olarak uygula deyip tamam dediğimde çalışma ekranı büyümüş olacak ve HD kalitede son halinde render alabilirim. Bunu devamlı ayarlamamak için düzenli tercihler belge kısmından genişlik ayarını ayarlıyorum ve yükseklik ayarını. Buradan FPS'i değiştirebilirim. Ayrıca arka plan rengini de değiştirebilirim. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tamam diyorum. Ve artık yeni bir pencere açtığımda otomatikman ayarladığım ölçülerde gelecektir. Şimdi çalışma ekranını büyüdüğü için tam ekran göremiyorum. Bunun için kontrol orta tekerlek ile geriye doğru yaptığımda çalışma ekranını görüyorum ve orta tekerleğe basit tuttuğumda şöyle pan yaparak çalışma ekranını kendime göre ortalıyorum. Bu şekilde ilk başta tuval ayarını yapmayı unutmayın. Şimdi hemen basit bir nesne yapmayı görelim ve bir animasyon oluşturalım. Burada daire aracı, dikdörtgen, yıldız, çokgen aracı ve diğer araçlar bulunuyor. Hemen bir yıldız tıkladıktan sonra sağ taraftaki pencerede şöyle oluşturma tipi, oluşturma katmanının şekilleri, opaklık ayarı, nokta vesaire diğerleri bulunuyor. Bunlara hiç dokunmuyorum. Bu şekilde kaç nokta olacağı 5 olarak ekrandayken sol tıklayıp basit tutarak ölçeklendirmek istediğim yere kadar geldikten sonra bırakıyorum ve yıldız aracı oluştu. Şimdi şuradan dönüşüm aracı yani oku seçiyorum. Buradan pivot noktasına oynayarak yerini değiştirebilir. İç ve dış noktaların boyutunu ayarlayabilirim. Ya da buradan rotate yapabilirim istediğim yöne. Şuradan geri alıyorum. İlk haline geldim. Şimdi boşa tıklayabilir. Tekrar yıldızla tıklayabilirim. Hemen bir animasyon oluşturmayı görelim. Şu an 0. frame'deyim. Yani 0. karedeyim. Şimdi ben animasyon yapmak istediğim kareye tıklıyorum. Örneğin şöyle 42. karedeyim. Şurada bir bug var. Şöyle sürüklediğimde belki sizi de olmayabilir. Çok da önemli değil. Şu an atıyorum 46. karedeyken şurada animasyon düzenleyemeyi aç.
tıkladıktan sonra artık her yaptığım hareket animasyon olarak algılanacaktır. Şimdi pivot noktasından seçiyorum. Başladı tutarak farklı bir yere yıldızı taşıyorum. Şu an keyframe, yani bütün programlarda olan keyframe mantığıyla sıfırdan 46. kareye kadar animasyon oluşurdu. Şu an şöyle başarılı tutup keyframe'de oynattığımda sıfırdan 46'ya kadar olan yerde hareket animasyonu oluşmuş oldu. Şöyle hızlıca oynatıyorum. Ya da şuradayken şuradan en başa gelip oynat dediğimde şöyle oynatmayı görebilirim. Şimdi tekrar en başa geliyorum. Burada keyframe'lerin mantığı, bakın şurada origin, yani pivot noktası, şu noktayı oynattık. Bunun olduğu kısımda yapılan animasyon görünüyor. Şurada örneğin şöyle de dışa doğru ölçeklendirseydik, bakın dış noktaların olduğu outer radius ile oynadı ve burada da bir keyframe oluştu. Ancak sıfırda olduğum için sadece buraya nokta atadı. Yani bu da animasyon olmadı. Şuraya gelip şurada da tekrar küçültürsem ikinci keyframe burada oluştu. Bu şekilde daha hızlı yapması için keyframe'lerin arasını küçültmem gerekir. Şöyle yaptığımda ve şöyle yaptığımda daha hızlı, daha ileriye taşıdığımda en baştan gelip şöyle daha yavaş bir şekilde animasyon yapacaktır. Şimdi daha iyi anlatabilmek için bu pencereyi kapatalım. Şurada çarpıya tıklayalım ve kaydetmeden kapat diyerek kaydetmeden kapatıyorum. Dosya yeni diyerek yine bir çalışma ekranı açtım. Yine o kendi farklı bir şekilde isimlendirilebilir, iki olarak önemli değil. Kontrol geri yaparak ve orta tekerleğin tuşuna basarak pan yapıyorum. Şimdi bir yıldız seçelim. Burada örneğin oluşturma şekilleri var. Katman tipleri. İlk şekil bu şekilde bildiğimiz yıldız. Peki bu ikinci ne anlama geliyor? Öncelikle şu yıldızı iptal edemiyorum. İkinciyi seçiyorum. Birinciyi kaldırıyorum. Şunu seçtiğimde şöyle kontrol orta tekerlekte yaklaşayım. Bakın bunda noktalar belirledi. Okul seçiyorum. İlkinde noktaları hareket ettiremiyorum. İkinciyi seçtiğimde noktaları da hareket ettirebilirim. Şöyle oynatabilirim. Ancak bunda sabit yapabiliyorum. Ve bunlara da animasyon verebilirim buradan açtığımda. Diğer şekil ise şurada Outline Layer, yani kontur atar. Onu da seçtiğimde kontur boyutu şurada belirdi. Otomatikman açılıyor. Şöyle bir kontur atar. Bu da daha gelişmiş bir kontur. Peki şurada ben bunları her seçimde şurada katmanda otomatikman o nesnelerin dış kontur, örneğin şu şuradan çarpıya ya da delete tuşuna bastığımda silecektir. Ve örneğin region oluşturdum. Şu ikinciydi. Bunları tekrar silelim. Yani bu şekilde örneğin şununla şunu aktif olarak yapsaydım ve şöyle bir sol tıklayıp oluştursaydım ve onu seçtiğimde iki tane yıldız aracı oluşmuş olacaktı. Bunun ilkini noktadan seçip şöyle kapattığımda, hatta şunu rengini de şuradan değiştirelim. Kapatayım. Şu an ikisini seçtim. Şunu seçelim. Şunun rengini de daha farklı bir şey yapalım. Bakın arkadaki ilk ana nesne ikinci noktaları değiştirebilir. Bunlar birbirine bağlı olarak hareket edecektir. Ancak üstündekini seçtiğimde noktasal olarak da değiştirebilirim. Ve ben bunu buradan bunun altına da geçirebilirim. Bu şekilde iki nesne oluşmuş olacaktır. Şimdi buradan örneğin şurada iki nesne oluşuyor. Bir daireyi seçtiğimde yine aynı şeyler var. Örneğin şu gelişmiş, şu da dışına çiçek gibi
kontür atacaktır. Şöyle yaptığımda da sadece kontür yaptım. Bunu delete yapalım. Tekrar seçeyim. Şunu da seçelim. Şöyle. Tekrar delete yapalım. Komple hepsini silelim. Evet, şu an var ama görünmüyor. Alt katmanda olduğu için. Şunu yukarı alalım. Şurada çiçekler oluştu. Bu şekilde yapılabilir. Şimdi şurayı shift ile seçip delete yapıyorum. Basit bir şekilde şuraya örneğin daire şöyle şu şekilde bir yıldız şöyle çokgen aracı çift tıklayarak bitiriyorum. Ve son noktalar birleşti mi? Birleşti. Tamam. Bu şekilde dikdörtgen. Örneğin kontürlü bir dikdörtgen. Burada bütün nesneler oluştu. Şimdi en yukarıdaki nesnedeyken sağ tıklayıp yeni katman örneğin transform ve rotate diyelim. Rotate dedikten sonra animasyon düzenlemeyi de açalım. Ve şöyle bir hareket yaptıralım. Ayrıca buradan move da yapabiliriz. Şöyle kontrolle geri geleyim. Şuradayken yapalım. Şöyle. Şuradayken şöyle bir hareket yapalım. Küçültelim. Şöyle. Şimdi bütün nesnelerin etkilendiği bir hareket yaptık. Bu şekilde. Örneğin hareketli nesnelere blur efekti de verebiliriz. Sağ tıklayıp yeni katman blur. Örneğin motion blur ekleyelim. Bakın geçişli bir efekt oluşturuyor. Şöyle oynatalım. Şu an kayıt yaptığım için biraz donuyor olabilir. Bu şekilde geçişli bir efekt verdi. Ve buna animasyon açık olduğu için örneğin şurada bu karede şuradan bir renk değişimi de verebilirim. Böylece şurada örneğin farklı bir renk yapalım. Böylece renk geçişleri de olacaktır. Bu şekilde renk animasyonu da yaptık. Ben buraya her eklediğim yeni katmanda örneğin küçültüp büyütme efekti. Bu karede 68. karede ekledik. Ancak ben hepsinin etkilenmesini istemiyorum. Yani örneğin sadece şu yıldız aracının etkilenmesini istiyorum. İşte burada gruplandırma çok önemli oluyor. Animasyonda gruplandırma önemli. Bunun için örneğin 53. şu 53, şu da 53. Bunlar birbirlerinin aynı geometri olduğunu belirtiyor. Şu ikisini kontrol ile seçtikten sonra şuradan grup katmanı diyorum ve otomatikman o grup katmanın içine atıyor. Bunu çift tıklayarak şöyle isimlendirebilirim. Örneğin yıldız 1 diyelim. Enter diyelim. Ve şu an şöyle yaptığımda bakın bu animasyonlardan hala etkileniyor. Bunun için örneğin şu 3 animasyon hareketini o katmanın içine bırakıyorum. Şunları da bırakıyorum. Şunu da bırakıyorum. Artık diğerleri bu animasyondan etkilenmeyecektir. Tabii renk geçişi nesnenin kendi içinde yaptığım için o da orada etkileniyor. Şu an böyle şunu silelim. Bu şekilde animasyonu ekledik. Diğerlerini yapmak için de yapmamız gerekiyor. Onları da ayrıca bir katman içine alıyorum. Örneğin şunlar birbirleriyle aynı etkideler. Bunu da grupluyorum.
şöyle açıp kapatabilirim. Buna da dikdörtgen diyelim. Dikdörtgen 1 deyip enterlıyorum. Ve buradayken şurada içindeyken sağ tıklayıp yeni katman. Örneğin yine transform diyelim. Ve şöyle oynatma bir animasyon ekleyelim. Ardından şuradan nesnemizin pivot noktası burada. Oynatma aracını. Şuraya kadar oynatalım. Şu an bakın. Onlar etkileniyor. Tabii ben bunu eklediğim grup katmanında en tepede olduğu için ikisini etkiliyor. Bu translate'i bir alt alta atarsam şu an bakın kontrolü yaklaşayım. Dış kontür etkilenmedi. Neden? Çünkü dış kontür bu translate'in üstünde kaldı. Yani onun için sadece içindeki dolgu renginde olan katman etkileniyor. Bu şekilde. Yani tam tersini yapmak isteseydim şurada örneğin bunu alta alacaktım. Bunu da translate'in üstüne alacaktım. Bu şekilde katmanları gruplamanın önemi bu programda çok önemlidir. Kontrol ile geniş açıya geçeyim. Bu şekilde animasyonlar verdirebiliriz. Peki SignFig programını değerli kılan başka neler var? Bu programın en önemli özelliklerinden biri vektörel olan çalışmaları da import edebilmek. Şimdi önceki yaptığım çalışmayı kaydetmeden kapatalım ve yeni bir çalışma açalım tekrar. Şimdi burada bir vektörel çalışma indirip SignFig programını da açalım. Şurada örneğin karakter şöyle karakter vektör diyelim. Daha sonra şuradaki siteye girelim örneğin. Burada çeşitli karakterler var. Bakalım. Ya da şu sitede daha basit karakterler var. Örneğin şunu indirelim. Evet. Şimdi indirdikten sonra indirdiği klasöre gidelim. Şu an WinRAR yüklüyse şöyle klasöre çıkar diyelim. Şimdi içine giriyorum ve burada karakter var. Peki SignFig hangi tür dosyalar açabilir? Bunun için içe aktar dedikten sonra şurada içe aktarılabilecek formatlar görülüyor. Örneğin vektörel olarak SVG import edilebilir. Şimdi buradan bakalım SVG olarak evet. Benim klasörümde bu format var. Tekrardan içe aktar demeden önce ben bunu masa üstüne kopyalayıp masa üstüne gelip yapıştırayım. Daha kolay erişebilmek için. Şimdi içe aktar diyorum. Evet SVG gördü. İçe aktardım. İçe aktardıktan sonra burada aktardığım grup şu an görünmüyor. Çünkü burada normalde ok olması gerekir ve klasör içinde dosyalar olması gerekiyor. Bu yok. Bunu halledebilmek için bedava vektörel program olarak InkSpace programını açalım. Bunu önceden yüklemiş olmamız gerekir. Onu da şurada şöyle sitesine girip download'a tıklayarak buradan download bölümünden şuradan tıklayarak indirebilirsiniz. Bu şekilde indikten sonra aynı şekilde kurulum yapabilirsiniz. Daha önce kurduğum için artık gerek yok. Program açıldıktan sonra bedava bir vektörel program. Başka bir programla da
O dosyayı açabilirsiniz. Şimdi ben masa üstüne gelip oradaki SVG dosyasını programın içine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şöyle çalışmaya ekranına vektörel o halinde geldi. Şimdi geldi fakat ben bunları tek tek seçemiyorum. Örneğin arkada bir arka plan beyaz bir renk var. Bunu seçebilmek için çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra tekrar tıklıyorum. Şu an arkadaki o beyaz katmanı seçebildim. Bunu delete ile siliyorum. Kontrol orta tekerlek ile yaklaşıyorum. Orta tekerleğe basit tutup pan yapıyorum. Buradan bir karakter alacağım. Örneğin şu kız karakterini alalım. Diğerlerini silmem gerekiyor. Şöyle seçiyorum ve delete yapıyorum. Şunu da delete yapıyorum. Şurada örneğin bu da gruplanmış şekilde. Şuradan Object Ungroup ya da yine çift tıklayarak iç seçime geçebilirim. Şurada bir altında bir gölge gibi bir şey var. Onu da delete yapıyorum. Bu haliyle de şimdi şöyle farklı kaydet deyip masa üstüne örneğin kız karakter diyebilirim. Bu şekilde yaptıktan sonra kaydediyorum. Şimdi direkt şuradan tutup çekebilirim. Programın içine bırakabilirim. Bakın karakter burada geldi. Ya da şuradan dosyayı içe aktar diyerek de yapabilirdim. Fakat ölçü çok küçük ve pivot noktası şurada. Şunun pivot noktası. Bunu ortalayabilirim. Eğer ekranda görünmediyse, sizin çalışma ekranı küçük ise, örneğin şu pivot şurada görünecek. O karakterde çok farklı bir yerde görünecek. Örneğin şöyle yapayım. Pardon. Şurada başka bir katman seçili. Şunu. Yani örneğin pivot, bu pivot noktası şöyle olacak. Şöyle olduğunda karakter görünmeyecek. Ama karakter aslında burada. Bunu getirmek için ya şuradan şu şekilde ekrana getiririm ya da şu pivotu o dikdörtgenin olduğu yere yakınlaştırıp şöyle ekrana ortalarım. Şimdi bunu büyütmek için şurada scale noktasını oynatıyorum. Bu şekilde katman katman geldi. Şurada örneğin gözler görünmüyor. Çok yani bunu neden algılamadığını anlamadım ama onu biz kendimiz yaparız. Şurada bir dikdörtgen varmış. Onu da delete ile silelim. Şimdi kontrol tekerlek ile yaklaşıp şurada daire aracını seçiyorum. Örneğin burada katman içinde hepsi görünüyor. Aslında bu kadar çok klasöre gerek yok. Şunu yukarı alalım. Şöyle hepsi ayrı katmanda. Tamam. Şimdi şurada örneğin o gözü ben kendim de yapabilirim. Şöyle yapıp onu da siyah renk yapabilirim. Şuradan CTRL V deyip kopya oluşturdum. Evet. Şöyle de kopyayı şöyle ortalıyorum. Kontrol ile bunu seçip şöyle eğer kontrolü tutup orta tekerleği sağa ya da sola yaptığımda şöyle daha yavaş bir şekilde ileri geri yapabilirim. Şimdi bunları örneğin aynı pivot noktasını hareket ettirebilmek için şöyle gruplarım. Şu ve bunun da grup adını şöyle gözleyelim. Şimdi burada ben örneğin ağız tıklıyorum. Bakın bunların hepsi vektörel olarak algıladığı için karakter çizmekte uğraşmıyorum. Ben şimdi bunun eline bir animasyon vermek istiyorum. Yine animasyonu aç diyorum. Kaçıncı karede yapacaksa oraya geliyorum. Ve şuradan noktaları seçiyorum.
ve bunu örneğin move aracını seçip şöyle ya da şöyle geri alalım. Pardon, şu ok aracıyla yapmam gerekiyor. Şöyle yapıyorum. El kaldırma hareketi yaptı örneğin. Şurada şöyle yapıyorum. Şurada döndürme ile şöyle yapsın. Şurayı da şöyle genişletelim. Bu da kontrol eğrileri. Şöyle olsun. Şurada tekrar yukarı kaldırsın ve şöyle döndürelim. Kötü olan noktaları şöyle, örneğin bu dışta kaldığı için kötü görünüyor. Şöyle yapalım. Şimdi animasyonu şöyle görebiliriz. Ve bunu hemen ön izleme bir animasyon olarak görmek için şuradan ön izlemeye tıklıyorum. Ve kaçıncı kareye kadar olmasını istiyorsam buradan seçebilirim. Begin ve End ile. Örneğin benimki şu an 96'ya kadar. 120 kare almama gerek yok. Örneğin 96. kareye kadar yaptım. Ön izleme diyorum. Şu an kare dolduğunda şöyle play yaptığımda animasyonu yapmış oldu. Basit bir şekilde bir animasyon yaptık. Aynı şekilde diğerlerinin de animasyon yapabiliriz. Örneğin şurada saçına tıklayıp saçını oynatabiliriz. Rüzgarda sallanıyormuş gibi bir efekt verilebilir. İlk kareyi shift ile, pardon, kontrol ile seçtikten sonra shift, evet, seçemiyorum. Shift ile şöyle bıraktıktan sonra ilk saçın ilk haline geri dönecek. Yani şu şekilde. Tekrar bir ön izleme yapalım. Oynat diyelim. Bu animasyonun son halini görmek için kayıt yapmaz. Sadece ön izleme yapmak içindir. Şimdi bir resim çekerek ona bir hareketlendirme yapalım. Örneğin şu an çok popüler olan Among Us Pro karakterini indirelim. Örneğin şurada download'a tıkladıktan sonra inmesini bekleyelim. Daha önceden indirdiğim için benim şurada bulunuyor. Örneğin bunun ismini şöyle F2 ile yeniden isimlendir yapıp Red Among Us. Yanlış yazdık. Şöyle. Şöyle yapalım ve bunu tutup Synfig programına bırakalım. Şimdi burada şuradan scale ile küçültelim. Burada bir klasör içinde geldi. Şimdi ben bunu eğer klasörden çıkartırsam şöyle şu an yukarı çektiğimde klasörün dışına geldi ve bunu tıkladığımda ok ile burada noktalar oluştu. Yani bu eğer bir klasörün içinde değilse şöyle geri alayım ilk halini. Burada pivot noktası vesaire küçültme görülmeyecektir. Onun için bunu bir katmanın içine atınca ya da şöyle geri alalım. Yeni bir katmanın içine atalım. Burada rahat bir şekilde küçültme, yukarı doğru büyütme, yana doğru büyütme ya da pivot noktasını değiştirme
yapabilirim. Şimdi bunu silelim ve şunu şöyle ilk haline getirelim. Burada örneğin ben bunu iskelet sistemine benzer bir sistem ile hareketlendirmek istiyorum. Bunun için şurada örneğin katman içine girip bunu seçtikten sonra, yani resim seçtikten sonra yaptığım şekil onun üstüne oluşacaktır. Eğer bunu klasöre gelmeden yaparsam şurada otomatikman o grubun dışında oluşturacaktır. Yani ben bunu şurada bu resmin üstünde şu şekilde örneğin bacaklarını buradan ayırmak istiyorum. Şöyle çokgen aracını seçtikten sonra şöyle tıklayarak örneğin şu ayağımı buradan çift tıklayıp birleştirdim. Oku seçip birleştiğinden emin oluyorum. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra burada şuradan şunu kapatalım. Noktalar kısmını tersine çeviri tıklıyorum. Şu an orayı seçim yaptı. Şurayı siyah yapıp alfa seçim yapacağım. Kapat dedikten sonra şurada blend metot. Bunu da alfa over yapıyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şunu kapattıktan sonra bakın komple hepsini görebilirim. Ben bunu örneğin sağ bacak yaparım. Ardından buna sağ tıklayıp bunu grup katmanı diyorum. Pardon. Şöyle diyelim. Çift katman diyorum. Şurada örneğin bu şekli seçiyorum. Ve şu tarafa, hatta şunu kapatırsam daha net göreceğim. Şu tarafa gidip bu ayağını da ayrı yapmak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi açalım. Bakın bu da sol bacak diyelim. Sağ ve sol bacak şu an ayrı. Şimdi bundan tekrar bir çift katman diyorum. Buna da örneğin gövde diyorum. Ve gövde grup katmanını açtıktan sonra şurada saklayarak noktaları daha net görebilirim. Ve şu noktaları seçip şöyle vücudu saracak şekilde şöyle geri gelelim. Noktaları büyütüyorum. Örneğin vücudun oluşturduğu nokta şuralar olsun. Şöyle yaptık. Açınca şuraları da seçebilirim. Bunun gibi yaptım. Tamam. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Bunun için şurada yine sağ tıklayıp yeni katman diyelim. Yani en üstteki grup katmanını sağ tıklayıp yeni katman dedikten sonra şurada distortion kısmından iskeleton deformasyon. Yani herhalde bu şekilde söyleniyor. Bunu seçiyorum ve burada artık bir iskelet deformasyon sistemi oluşturacağım. Bu tam olarak kemik değil ama fotoğrafları hareketlendirmek için kullanılan bir metot. Şimdi burada şu şekilde bunu kapattığımda bütün nesneler görünüyor. Bunun etkilediği bölgeler var ancak bu görünmüyor. Bunun nedeni şurada şunu açmamız gerekiyor. Toggle with handles. Bunu açtıktan sonra şöyle yakınlaşıp etkilediği alanları görebiliriz. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu da bu ben kemiği bu şekilde yapmak istemiyorum. Çünkü bu vücudun bir kemiği olsun istiyorum. Bunun için bu şekilde görünmüyorken bunu şöyle hareketlendiriyorum. Şu alt kısmını şöyle yapıyorum.
Şu şekilde ayarlıyorum. Yanında oklar oluşmuştur şunu seçtiğim için. Görünmüyorsa daha da yakınlaşın. Şöyle etkilediği alanı belirleyecek. Şurada da altındaki etkilediği alan. Örneğin şu kadar etkilesin. Bu da vücudun tamamı. Ve şurada dışında bir çizgi var. Bu da karakteri tamamen seçmesi gerekiyor. Şöyle. Bu daha da etki alanını şuraya kadar büyütelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada ilk noktaya geldikten sonra sağ tıklayıp Reset Pose deyin. Bunu yaptıktan sonra ilk halini bu şekilde olarak algılayacaktır. Yani şimdi bunu açtığımda seçili olan alana kadar seçim yaptı. Şunu örneğin daha yukarı alıp eğer ben bunu bu şekilde yapmasaydım, tekrar geri alalım. Şu kapalıyken yapmasaydım yeni bir iskeleton oluşturarak gösterebilirim bunu. Örneğin şöyle bunu açıkken bunu şuradayken yapsaydım şöyle hareketlendirseydim bunu sağ tıklayıp reset yaptığımda ilk haline bu şekilde gelecekti. Ama eğer kapatıp yaparsam şunu şöyle yapıp sağ tıklayıp reset yaptığımda açarsam bunu tekrar reset yaparsam ilk halinin bu olduğunu algılayacaktır. Bu katmanı denemek için, göstermek için yaptım. Bunu siliyorum. Şimdi burada etkilediği noktaları şöyle kapalıyken açıyorum. Şöyle örneğin şunu biraz daha yukarı alıp şöyle yapalım. Şuradan büyütelim. Şöyle olur mu? Bakın yine burada sağ tıklayıp reset yaparsam ilk halinin bu olduğunu algılayacaktır. Bu şekilde oldu fakat bunun etkilediği noktayı pek beğenmedim. Bunu tekrardan silelim. Yine bir tane oluşturalım. Şurada tekrar saklayalım ve şuradan kontrol noktalarıyla oynayalım. Şunu aşağı alalım. Örneğin şöyle yaptık. Çünkü bacakları etkilediği için ben istediğim etkiyi alamadım. Burada sağ tıklayıp bir kemik daha oluşturmak için create child bone yani çocuk kemik oluştur tıklıyorum. Onu da pardon, onu da oluşturmak yani şuradan seçiyorum, kaldırıyorum. Örneğin şöyle yapıyorum. Şunu şuraya yakınlaştırıp şunu da şuraya yapıyorum. Daha sonra buradayken de bir çocuk karakter kemiği oluşturuyorum. Şöyle çekiyorum. Bunların etki alanlarını şuradaki şeyden bu açık olması gerektiğini yine hatırlatıyorum. Bu da pivot noktalarının görünüşü. Şöyle hareketlendirip böylece daha ince seçimler yapabilmek için daha çok kemik oluşturdum. Şunları büyütelim. Ne bileyim bir tane daha şurada kemik oluşturalım. Daha iyi görebilmek için şunu kapatalım. O kemik nerede oluştu? Şöyle geri alalım. Şurada. Onu da şuraya etkilesin diyeceğim. Şöyle. Tabii ilk oluşturduğumuz yere yine reset diyelim ki ilk hallerinin bu olduğunu algılasın. Şunları da. Şöyle bir seçim yapabilir miyim? Evet, şöyle yaparsam hepsini resetlemiş olup ilk halinin olduğunu belirtebilirim. Şunu tekrar açayım. Daha net görebilmek için kapatmıştım. Şu şekilde şu da şuraya etkilesin. Şöyle. Evet, biraz karışık görünüyor ama detaylı yapmak için bu şekilde yaptık. Tamam. Şimdi şunu açalım. Bu şekilde. Şurada yine bunları kapatalım. Şunun tekrar hepsini seçip son haline geldikten sonra resetlemeyi unutmayın.
Şimdi şunları tekrar açalım. Bu şekilde. Ayrıca şu dış dikdörtgen mutlaka karakterin tamamını seçmelidir ki daha net görünsün. Ayrıca şu dış çizgilerin daha kaliteli görünmesi için şöyle 64 yaparsak animasyon yaparken daha kaliteli bir şekilde görülebilir. Burada örneğin şunu şöyle şuradan da bir nokta oluşturup şuraya çekelim. Bunu da büyütelim. Evet, bu şekilde. Şunu da örneğin reset yapalım. Şu yeşillere tek tek tıklayarak ya da şuradan direkt reset oluyor mu bakalım. Evet, bu şekilde de oluyormuş. Tamam, bunu yaptık. Şimdi ayaklar içinde bir kemik yapacağım. Ayaklar içinde şuraya bir kemik oluşturalım yine. Şu kemikten şuraya oluşturalım. Onun da etki alanlarını şöyle yapalım. Sağ tıklayıp reset diyelim. Bir tane daha oluşturalım. Onu da şuraya alalım. Şöyle yapsın. Tamam. Şimdi şöyle tıklayalım. Evet, şu an tamamdır. Bu açıkken animasyon yapabilirim. Tabii bunun için de animasyon yapmak için şurayı açmam gerekiyor. Şimdi şuraya gelelim ve örneğin şu ayağın hareketini yaptıralım. Şu nokta şöyle. Şu nokta scale gibi şöyle de büyütme de yapabiliriz. Örneğin şöyle yürüme gibi oldu. Şöyle yapalım. Şunları kapatıp daha net görebilirim. Şunların hepsini kapatalım. Bu şekilde bir animasyon oluşturduk fotoğraftan. Örneğin burada bir tekme atıyormuş gibi yapmak için bir tekme sesi indirelim. Kick sound diyelim. Örneğin şuna bir bakalım. Şurada indirme yapalım. Şunu indirelim. Şuradan indirdik. Klasöre gidelim. Bunu masa üstüne kopyalayalım. Daha kolay seçim yapabilmek için. Şimdi şuradan dosya içi aktar dediğim ve ardından masa üstüne gelip o sesi seçiyorum. Şurada ekledi şu anda.
Tabii şurada da var ama bu yanlış. Buradan seçim yapmayın. Burada içe aktar diyerek buradan seçim yapacağım ve kaçıncı karede oynatmak istiyorsam buradan seçim yapmam gerekiyor. Şu an örneğin animasyonumuz tekme atma kaçta oluyor? Örneğin 66'da başlayabilir. Şuna 66 diyorum. Şimdi bir render alalım. Dosya render dedikten sonra bu şekilde bir render alalım ve masa üstüne kaydedelim bunu. İptal tıkladık. Tekrar yapalım. Şimdi bir render alalım. Bir cutout karakter bulup onu Senfig programında reklame görelim. Yani parça parça ayrılmış bir karakter bulalım uğraşmamak için. Örneğin şuraya PNG diyelim. Şurada örneğin bir karakter var. Şimdi bu karakter PNG olması gerekiyor. Evet. Şunu indirelim. Daha önce indirmişim. Şimdi bunu kapatalım. Ve şurada bir resim programıyla bunları tek tek kaydetmem gerekiyor. Yani şurayı şöyle seçip crop deyip farklı kaydet diyerek örneğin kafa diyelim. Tekrar açalım. Şurayı yine seçelim. Şuradan. Şöyle. Bu şekilde tek tek yapalım. Şimdi şunların hepsini kontrol seçip programın içine bırakalım. Evet, şu an hepsi burada isimlenmiş olarak geldi. Şöyle bir ayıralım. Örneğin bu altta kalmış. Bunu şöyle tutup bırakabilirim ya da şuradan yukarı. Şu kol kıyafetin üstünde olmalı. Ve şu bacağın da üstünde olmalı.
Şu arkada kalabilir. Ancak füze turnikinde olmalı. Kafayı da şuraya alalım. O da tişörtün altında. Şu an karakteri aktardık ve düzenledik. Şimdi şunları şöyle büyütebiliyor muyuz? Hayır. Şunların hepsini büyütebilmek için bir katman içine atmam gerekiyor. Şimdi şuradan büyütebilirim. Şimdi bir şuradayken yeni katman diğer iskelet seçiyorum. Ve şu iskeleti kapatıp şunu vücudun orta bölümüne ayarlıyorum. Ve şuradayken yine bir çocuk kemik oluşturuyorum. Onu da kafana yönetecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle yine ana gövdeden bir kemik oluşturuyorum. Hafif bir oynatma yaptım. Şuradan şuraya bir kemik oluşturalım. Evet, şimdi kemikleri de oluşturduktan sonra artık bağlamaya geçebiliriz. Şöyle yakın açalım. Şöyle iskelet sistemimizi açalım. Öncelikle bu adımlara dikkatli seçim yaparak yapın, yoksa bağlama tuşu çıkmayacaktır. Öncelikle bağlayacağım nesneyi seçiyorum. Ve onun pivot noktasını kontrol tuşunu basit tutarak seçiyorum. Sonra bağlama istediğim kemiğe tıklıyorum. Bağlama istediğim kemiğin noktasına tıklıyorum. Kontrolü bırakıyorum. Sağa tıklıyorum. Link to bone diyorum. Şimdi bu kemiği hareket ettirdiğimde pantolon da hareket ediyor. Diğerlerini de bağlamam gerekiyor. Şimdi şuraya tıklayalım. Sol kolu seçtim. Kontrol tuşuna basit tutuyorum. Kemiğe tıklıyorum. Pardon, yine kontrol tuşuna basit tutuyorum. Kolun pivot noktasını seçiyorum. Kemiğe tıklıyorum. Kemiğin noktasını seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Link to bone yazısı çıktıysa doğrudur. Artık kemik hareket ettiğinde kol da hareket edecek. Ya da şöyle döndürme yaptığımda ya da şuradan yapmam gerekiyor. Şöyle döndürme yapacak. Şimdi buradaki etki alanlarını tabii büyütmemiz gerekecek daha sonra. Şimdilik dursun. Daha sonra tekrar yaparız. Şimdi burayı yaptık. Pantolon. Şu vücut nesneyi seçtim. Kontrole basit tutuyorum. Pivot noktasını seçtim. Kemiği seçtim. Kemiğe bağlamak istediğim noktayı seçtim. Hareket ettirdiğim için geri alıyorum. Şuradan link to bone dedim. Kafayı seçtim. Kafanın pivot noktasını seçtim. Kontrol tuşu basık. Kemiği seçtim. Bağlamak istediğim kemiği noktasını seçtim. Ve link to bone diyorum. Kolu seçtim. Kolun pivot noktasını seçtim. Kemik. Kemiğin noktası sağ tık. Link to bone. Bacak. Sağ bacak. Nokta. Kemik. Nokta. Bağla. Nokta.
kemik nokta, tabi noktayı seçerken arada oynama oluyor. Bağlı. Şimdi bir deneme yapalım. Şöyle kemik seçim yapalım. Tabii bunun etki alanlarını büyütmemiz gerekiyor. Şimdi tabi bunu geri alalım. Şöyle bir deneyelim. Evet, bu şekilde oldu. Tamam, şu etki alanlarını bir kapatalım. Evet, yanlış kemiklerden bağladığım için oldu. Olabilir. Yine de şöyle iş görüyor. Bunu daha hatasız yapmak için denemeler yapılabilir. Şu şuradan da bir hareket verebiliriz örneğin. Keyframe dışında şurada da yerlerle değiştirebiliyoruz. Evet, bir ön görüntü yapalım. Bu şekilde siz daha da geliştirip daha iyi bir şekilde bir animasyon çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi yeni bir dosya açalım ve keyframe'in son ayrıntılarını da anlatalım. Çünkü bunlar animasyonda işimize yarayacak özellikler. Şimdi örneğin bir daire yapalım. Şöyle basit bir daire yapıyorum ve ok ile bunu seçiyorum. Şimdi keyframe'deki farklı modları görmek için bunu hareketle değil renk geçişiyle yapıyorum. Bunun için animasyon düzenlemeyi açıyorum. Ve şurada örneğin siyah rengi dönüşmeyi yapıyorum.
Şimdi keyframe'i şöyle oynattığımda beyazdan siyah bir geçiş oluşuyor. Şimdi ben bunu bu şekilde değil de örneğin son keyframe'de şöyle sabite tıkladığımda beyaz bitinde geçişli değil direkt siyah dönecektir. Bu şekilde. Eğer ben bunu şöyle else in out yaptığımda bunu geçişli yapabilirim. Bu geçişi değerlerini değiştirmek için else keyframe tıklıyorum ve şuradan grafiklere geliyorum. Burada şunları değiştirdiğimde farklı bir renk moduna dönüyor. Red, green, blue. Ve burada alfa opaklık ayarı şöyle düşürdüğümde daha opak bir hale gelecektir. Burada her açışımda şurada dikkatli bir seçimle şöyle o 4 tane renk açılacak ve burada yeni animasyonlar oluşacaktır. Ve ona göre bunları oynatmama göre renk modu değişecektir. Bu şekilde oynattığımda şöyle görünecek. Şimdi bunu şöyle silelim ve bir yıldız aracı oluşturalım. Bu şekilde bir yıldız aracı oluşturdum. Şimdi bunu ben rotate yapıyorum. Ancak bu rotate'i yine böyle eğrilerle değiştirmek için en mantıklısı yani burada noktaları seçip yapmak yerine burada transform eklemektir. Yani yeni katman transform rotate. Ve bunu önce nesneye ortalayıp şimdi şuradayken mesela şöyle döndürme yapalım ve şöyle hareket ettirme yapalım. Tabii bunu daha güzel bir şekilde yapmak için şöyle katman içine alırsak daha iyi olur. Şimdi bu şekilde animasyonu oluşturduk. Şimdi yine burada ben bunu bu şekilde yaptığımda ve grafiklere tıkladığımda burada grafik eğrisi şu şekilde pozisyon alma şöyle de katman görünme yeri. Şunu da aynı şekilde ve Y koordinatında oynama şeklinde görünecek. Ve ben bunu sabit yaparsam direkt gideceği noktaya anında gidecektir. Bu şekilde. Şimdi bunu silelim komple ve şimdi yeniden bir nesne oluşturalım. Şimdi burada örneğin şurada film karelerine gidelim. Buradaki mantığı anlatalım. Burada öncelikle şurada bir kare oluşturduğumda örneğin şuraya hareket yaptığımda 0, 0. kare. Şimdi yeni bir katman oluşturduğumda bu şekilde 0'dan 19'a kadar bir frame olduğunu gösteriyor. Ve şuraya geldiğimde tekrar bir kare oluşturuyorum. Burada da şöyle bir hareket yapıyorum örneğin. Burada şunu ifade ediyor. 0. karede bir anahtar kare var. 19. da bir anahtar kare var. Bu 19. karede 22 frame boşluk var. Zaten 19 ile 22'yi toplayınca 41 oluyor. 41'den sonra bir anahtar kare olmadığı için bunu da 0 olarak algılıyor. Yani ben buraya bir anahtar kare daha eklersem örneğin 59 yaptığımda tam şurada 100 olacaktır. Tabii yeni bir karede
yapıyorum. Yani şu şekilde 59'da oluşturdum. Yani şurada 70'te oluşturursam şöyle 20 boşluk olduğu için 11 boşluk olduğu için şöyle buradaki ana mesafeyi 11 olarak algılayacak. Bu ne işime yarar? Ben burada örneğin bunun genişliğini artırmak istediğimde şuradan 20 yapıp 59 ile 79 arasındaki keyframe'i artırabilir ya da düşürebilirim. Bu işe yarar. Böylece burada örneğin şurada isimlendirme yaparak da gitme hareketi deyip uygula tamam dediğimi ben burada tabii düzgün yazamadık. Şuradan bir daha yapalım. Tamam diye. Mesela şurada şurası gitme hareketi şuraya kadar. Şurada da dönme hareketi yapalım. Şöyle. Evet, ekledikten sonra bir daha ekleyemem çünkü orada eklendiğini belirtiyor. Şu an 72. kare. Şuradan şuraya. O zaman şuna da dönme hareketi diyelim. Şimdi bunu yaptık. Ben bu dönme hareketini daha yavaşlatmak istiyorum. O zaman şuna diyeceğim ki şöyle 40 kare yapalım ve daha yavaşlamasını sağlayalım. Ya da 60 diyelim. Daha da çok yavaşlamasını sağlayabilirim. Ya da 5 diyerek çok daha hızlandırabilirim. Şuradan oynatalım. Evet, çok hızlı olduğu için hiç görünmedi bile. Bir daha yapalım. Evet, bu şekilde daha bilinçli animasyon kareleri oluşturabilirsiniz. Şimdi Papagayo programı ile otomatik ağız hareketi yaptırmayı görelim. Şimdi Papagayo Software olarak girdiğimde şuradan programı indirebilirim. Burada indirirken dikkat etmeniz gereken bir nokta yeni olanı değil, bir önceki 1.2'yi indirin. İndirdikten sonra indirdiği klasöre gidip çift tıklayıp kurulumu gerçekleştirin. Ardından Papagayo programını açalım. Şimdi daha önceden bir YouTube'dan bulduğum Terminator sesi var. Şimdi bunun içine aktarmak için şöyle ekledim. Buraya hangi neyi söylüyorsa onu yazmamız gerekiyor. Yani hasta la vista baby. Ardından ekleştirilme otomatik algılayabildiği kadar buraya ayarlamaya çalışıyor. Eğer kendim daha iyi bir ayar yapmak istiyorsam şuradan şöyle Hasta la vista, baby. oynatmalar yaparak kendim ekleyebilirim. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra SignFing programına aktarmayı görelim. Bunun için öncelikle Papagayo programının olduğu klasöre gidelim. Papagayo'nun kurulu olduğu klasöre gittikten sonra burada Mouth klasöründe örneğin ben burada 24 FPS ile ağız bir hareketini yaptırdım. Örneğin 2 var ve 3 var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bu da güzel bir hareket. Hasta la vista, baby. Bu şekilde ben 1'i kullanacağım.
Bunun için buradan bu klasörü kopyalayıp masaüstüne aktarıyorum. Bunu yapmam gerekiyor çünkü buradan export ettiğim dosya Maut klasörün içinde olmalı. Şimdi buradan export yapıyorum ve bunu Maut klasörüne, burada dat diyor ancak ben bunu ses nokta, yani son kısmına lst yazmam gerekiyor ki bunu dat değil lst olarak kaydedip Synfing'in algılayabileceği bir formatta açabilirim. Kaydet diyorum ve şimdi Maut klasörüne gidiyorum. Burada şimdi bunu şöyle sürükleyip Synfig programına geldikten sonra şöyle aktarıyorum ve burada gördüğünüz gibi bunu algıladı. Tabi sesi sonradan onu da şu şekilde tutup bırakarak ekleyebilirim. Burada birinci kareye gelelim. Hasta la vista, baby. Yani oturtabildiğimiz kadar oturttuk ancak burada bir sorun var. Eklediğim şey PNG olarak görünmüyor. Yani bir resim eklersem eğer buraya, örneğin şöyle karton boy face diyelim. Mesela şu. Bu telifliymiş ama göstermek için şöyle bir indirelim. Şimdi bunu tutup bunun içine bırakırsam ve o suratı da en aşağı indirelim ve büyütelim. Buradaki beyazlık yok olmadığı için şunu ağzının üstüne getirdiğimde yapay duracak. Ya da beyaz bir surat eklemem gerekiyor ki yine de dış kenarları çok büyük. Bunun için bunların her birini PNG'ye çevirmem gerekiyor. Bunun için de öncelikle Photoshop'u açalım. Ya da siz başka bir resim editör kullanıyorsanız onu açın. Photoshop programını açtıktan sonra şimdi her bir resmi şöyle sürükleyip içine bırakıyorum. Ardından şuradan Magic Wand Tool'u seçiyorum. 50 toleransla. Burada bu kilitli olduğu için bunu açmak için Ctrl J tuşu ya da şuradaki resmi şu katmana üstüne geldiğinde bırakıp çoğaltıyorum. Ardından bir önceki kilitliyi siliyorum ve Magic Wand seçiliyken beyaz rengi tıklayıp delete yapıyorum. Şu an beyaz kısımlar artık opak olarak görünecek. Şimdi buradan Ctrl D tuşu ya da Edit şuradan Deselect Ctrl D tuşu yapıyorum ve şimdi farklı kaydet diyorum. Shift Ctrl S ve buradan PNG'yi seçiyorum ve kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra JPEG PNG hali burada. JPEG olanı siliyorum. Ancak bu şekilde yaptığımda ve burada tekrar attığımda, örneğin şöyle şunu silelim, tekrar atalım. Burada o PNG'yi görmediği için, PNG formatını ayarlamadığımız için onu yok sayıp atacaktır. Yani hepsini PNG yapmalıyız. Şimdi bunları da tek tek PNG yapıyorum. Bunu kapatıyorum tabii. Ctrl W ya da şu çarpıya tıklayarak hayır diyorum, kaydetmiyorum. Şimdi yeni ekliyorum. Yine bunu Ctrl J ile çoğaltıyorum. Beyaz kısmı seçip delete yapıyorum. Ctrl D ile seçimi iptal ediyorum. Bir önceki katmana gelip kilitli katmanı delete ile siliyorum. Ve Ctrl Shift S ile farklı kaydet yapıyorum. Ve buradan PNG'yi seçip kaydediyorum. Ve Ctrl W ile No yani hayır seçerek kaydetmesin diyorum. Çünkü ben PNG olarak kaydettim. JPEG hali seçili. Delete yapıyorum. Şimdi diğerlerini hızlıca yapıyorum. Ctrl J.
Evet, şu an şunu da sildikten sonra şunu da sildim. Toplamda 10 dosya. Papa, eğer bir resim yanlışlıkla sildiyseniz tekrar Papagayo'nun içine girin. Şu an yanlış yere girdik. Şöyle. Orada toplam 10 resim olacak şekilde. Silmiş olduğunuzu tekrar kopyalayıp onun içine yapıştırıp PNG'ye çevirebilirsiniz. Şimdi masa üstündekine tekrar geri geldim. Burada her şeyi tamamladık. Ancak şu an LST olarak kaydettiğim dosyayı şuraya tekrardan kaydedeyim. Onu silmeyebilirdim ama önemli değil. Tekrar kaydedeyim. Şimdi buraya kaydettik. Artık bunu PNG olarak algılaması gerekiyor. Bunu da sağ tıklayıp not defteriyle şuradan more switch'ten sonra bir enter yaparak şuraya PNG yazıp kaydedin. Ve kapatın. Şimdi Synfig programın içine atın. Bakın şu an burada ağız hareketini algıladı. Şöyle büyütelim. Tabi burada da bir ağız var. Bunu örneğin şöyle kapatabilirim. Şuradan şunu seçip şöyle yapalım. Ve bunun rengini şu şekilde ayarlayalım. Şimdi oynatalım. Hasta la vista, baby. Şimdi eğer ağız hareketi bakalım ağız hareketi yavaş mı kaldı? Hasta la vista, baby. Evet, ağız hareketi biraz daha hızlanması gerekiyor. Onun için de LST dosyasını seçtikten sonra şuradan speed'i örneğin 1.4 yapalım. En başa alıp bir daha diyelim. Hasta la vista, baby. Bir tık daha hızlanabilir. 5 yapalım. Hasta la vista, baby. Yani fena değil. Hasta la vista, baby. Tamam, bir yön izleme yapalım. Hasta la vista, baby. Evet, şu an gayet güzel görünüyor. Bu şekilde son halini render alıp şuraya şöyle. Son halini render alıp görelim. Hasta la vista, baby.